Merhaba sevgili Saptan severler. Çok uzun bir ara oldu. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, Petrov oynadı rakibimiz. At C3 sistemi oynayalım. Arkadaşlar neden uzun bir ara oldu? Videolar çok fazla izlenmiyor, beğenilmiyor. Ben de küsmüştüm size. Sonra canlı yayınlarla geri döndüm. Şimdi tekrar beraberiz. Tabii videolar izlenirse güzel olur. Evet. Şimdi kısa roklu oynayabiliriz burada. Pratikler çok istediğiniz için pratiklerle dönüyorum arkadaşlar. Kısa roklu oynayabilirim. Uzun roklu oynayabilirim. İkisi de oynanıyor. Biz kısa roklu oynayalım. Bir ara h3 de oynayalım. Fil g4 gelemesin. Sonra vezir d2, kale e1. Evet, at g6'ya fil h2 çekeceğiz. Bir alan üstünlüğümüz var burada. Bu alan üstünlüğünü kullanmak istiyorum. Şimdi c8 fili biraz sıkıntılı. e6'ya giderse at g5 gelebilirim. c4'te olsa piyon çok daha iyi olur aslında bu konum için. Şu an at c3 ile başladık. Fil b6. Aslında burada d5 çok cazip duruyor. Beyaz kareler zayıf. Şimdi fil b5 gelmek istiyorum. C6 karesini kullanmak istiyorum. Çok hoşuma gitti. Fil B5. Şimdi vezir D4 oynamak istiyorum. A6'ya. Fil F1 de çekebilirim aslında. Fil A4, fil B3 de oynayabilirim. D5'i tutuyor. Fil biraz pasif kalıyor tabi. Fil D3 de burada İlginç hamle. Şimdi H5 karesi de, aman H5 diyorum ya, F5 karesi de benim için güzel bir kare ama atımız oraya gelemiyor. E5 veya C5 karesine gelmek istiyor. Bir kere B4 ile C5'e gelmesini engelleyebilirim. Ama fil F6 var bu sefer. Acaba fil G6 alsak mı? Fil G6. Şimdi fil F6'yı at E4 ile kessem. Hem C4 ile artık D5'i de korurum. B7 fili biraz sıkıntılı. Yine değişmek isteyecek. Bu sefer kalem 7. yataya da inebilir arkadaşlar. Vezirli alırsa C4. Tabii ki at D4 alacağım. C6 karesine de bakıyorum. Filim H2'de D6 C7'ye bakıyor. Güzel bir konum oldu. Şimdi A4 oynayıp A5 de sürdürebilirim. Çünkü A5 sürmek istiyorum. Evet. Atı C5'e getirme durumu var sadece. O yüzden F6'yı alalım. Piyonla alabilir. At D4, at D5 oynayacağım. Artık C7 bir hedef benim için. Sabit bir zayıflık oldu C7 piyonu. Ters renkli filler var. Benim piyonlarım beyazda. Onun piyonları siyahta. İlginç bir konum oldu. At D4, at B5 oynamak istiyorum. At C5. Peki at B5 oynarsam? Şimdi bir şeye bakmak lazım. At B5'e kale E1 alıp A4'ü alırsa ben de C7'yi D6'ya alıyorum ama o da B2 C4'ü alıyor. Peki ben at B5 oynasam? Kale E1, kale E1, at A4'e B3. At C5, at C7, at B3, fil D6. Bu daha iyi sanki. Kale C8 mi geliyor ona da? Aslında kale E7 oynayarak da devam edebilirim. Belki o daha etkili olacak. Tabi maç sonunda analiz yapacağız yine arkadaşlar. Bu arada soranlar da vardı. Kamplar devam ediyor arkadaşlar. Bir kampımız 11. ayını bitirmek üzere. Yani 1 yıldır kamp yapıyoruz. Devam ediyor. Diğer kamplarımız 3. ayını bitirmek üzere. 3 tane kamp var biliyorsunuz. Kamplarla ilgili bilgi almak için mail atabilirsiniz bana. gmhaznedaroglu@gmail.com katılmak istiyorsanız bilgilendirme için, ücretlendirme için. Şimdi burada at çarpı C7, fil çarpı D6 çok cazip duruyor. B6 piyonunu alabilecek miyim? At C7, at C7, fil D6. Kale E1, kale E1, kale C8'e kale E7 var. Kale E1, kale E1 atı kaçarsa
Güzel gözüküyor. Aslında şöyle bir durum var. At C'de alalım biz arkadaşlar. İlginç bir konum oluyor. Bir de arkadaşlar bir uygulama çıkartıyoruz. Satranç programı soru çözmeyle ilgili abonelik de olacak. Üzerinde çalışıyoruz. Bir 4-5 ayımız var. 4-5 aylık bir süreç ihtiyacımız olan. Tabi şimdi at e8 oynarsa fili geri çekebilirim. Mesela fil f4. Fil e3 fikriyle oynayabilirim. Çok kuvvetli e7'lik kalem. Ama fil f4'de... Ha, fil f4'de kale c4 alamıyor ki. Kale e8 var. Şimdi b3 süreceğim. Bakın buradaki piyonlara dokunamıyor. Çok güzel bir piyon yapısı oluştu. B7'yi alalım veriyorsa. Yapacak bir şey yok. Bu artık kazanç oldu. Çünkü fil çok kuvvetli. Şimdi fil h6 kale b8 istiyorum. Evet, bir analiz edelim. Yalnız bir şey kontrol etmem lazım. Analiz tahtası tam oluyor mu arkadaşlar? Ufak bir kontrol. Evet, oldu. Şimdi e4 e5 at f3 at f6 Petrov savunması. Bu açılış için Petrov savunması için Tiyakov'un güzel bir şeyi vardı, söylemi vardı. Petrov oyna siyahlarla 2700'lere kadar kesinlikle açılıştan kötü çıkmazsın diyordu. Yani eşit çıkarsın. Çok sağlam bir açılış. Gerçekten öyle. Bazen ben beyaz ordunda rakibim Petrov oynuyorsa E4 oynamayı tercih etmiyorum. Farklı şeyler oynuyorum Petrov'tan kaçmak için. Çünkü yeterli bir şey bulamıyorum. At E5, V6, at F3, at E4, at C3. Tabi burada at çarpı C3 diye devam ediyor varyant. At F6 eski bir varyant. D4 fil E7. Fil F4 rok. Fil D3 kale E8. Klasik gelişimizi tamamlıyoruz. Rok at BD7 H3. At F8 kale E1. At G6 fil H2. Şimdi fil nasıl gelişecek diye konuşuyorduk burada. Fil E6'ya at G5 oynayabilirim. Fil çiftini almak için. Eğer fil D7 oynarsa geri kaçarsa atım E4'e de gidebilir buradan. Sıkıntı yok atın hareketinde. Vezir D2 oynayıp devam edebilirim. Fil C4 ile F7'ye basabilirim. D5 sürebiliyor gerçi D5 ama tabii şöyle bir şey var. D5 sürdüğünde at çarpı F7, at çarpı D5 fedaları ilgimi çekti direkt bakınca. Yani yapılabilir bir feda. Oynanabilir. Çünkü B7'yi de alıyorum. Şah ortada kalıyor. İlk göze çarpan tabii ki bu. Şimdi at F7 aldığımda veziri de istediğim için filimi alamıyor. Fil de geri kaçabiliriz tabii. B6 ile gelişmek istedi. Şimdi bu piyon yapısını görünce tabii ki beyaz karelerde bir zayıflık oluşuyor. D5 sürmeyi tercih ettim o yüzden. Fil B7, fil B5, kale F8, vezir de 4. Vezirimi de merkezileştirdim. Kaleler arasındaki bağlantıyı açtım. A6. Burada fil C6 öneriyormuş. Stockfish. Tabii fil C6, fil C6, DC6'dan sonra D5 karesine yerleşeceğim. C7 piyonu H2 filim sürekli bakar vaziyette. D5 süremeyecek hiçbir zaman. C7 baskı altında kalacağı için. Bu da tabii oynanabilir. Stockfish de haklı. Süslü Stockfish. Sen de haklısın. Ben fil D3 kaçtım. At D7, fil G6. HG6, at E4. Şimdi taşlarımı merkezileştiriyorum. Fil F6, at F6. Vezir F6, C4. Kale A E8. A4 A5 fikriyle oynamıştım ben A4'ü. A5'e vezir F6, GF6 at D4. At C5'e at B5. Şimdi burada kale E1'e bakmak lazım. Kale E1. Kale E1 at çarpı A4. Şimdi B2 istiyor. İlk gözümüze çarpan varyant. C7'yi alış. At C7, at B2, fil D6. Şimdi kale D8 oynayabilir burada fil D6'ya. C4 istekte, fil istekte, fil E7'ye, kale D7, D6'ya at çarpı C4 alıyor. İkinci fikrimiz B3 oynamak. At C5 geldiğinde at çarpı C7 oynamak. At çarpı B3'e fil çarpı D6. İkişer tane piyon değişildi. Onunla 5 B6 kaldı. Benim C4 D5. Yine bir baskısı var beyazın.
Ama ilgimi çeken hamle burada at A4'e kale E7 idi. Şimdi kale C8'e at C7 alabilirim bir. İkincisi burada fil D6 ve at D6'ya bakıyorum da aslında oynanabilir mi diye at çarpı D6 almak ilginç. Tabii C4 boşta kalıyor. Kale C8 de koruyabilir. Belki onu at A7 oynayabiliriz bu sefer. Kale A8 tekrar mı geldi? Tekrar kale C8 gelecek. Ya burada at A4 oynanabilirdi gibi duruyor. Neden oynamadı? Emin değilim. Bakıyorum şu an niye tercih etmemiş olabilir. Çok da kötü durmuyor. Burada garip bir şekilde önermiyor ama yani hiç önerilerde yok bilgisayar analizinde. At B5'e at A6 oynadı. At C7. At C7. Fil D6. Kale E1. Kale E1. Burada tabii ki at A6 bizim hesabımızda vardı. Ama çok daha basit bir hamlesi var. Kale E8 oynuyor. Kale E8 oynadıktan sonra tabii ki B6'yı nasıl savunacak? Şimdi benim hedefim B6 piyonu. Hatırlarsanız B6'yı nasıl alacağız diye düşünmüştüm. Kale E8, at E8, fil F4. Şimdi file 3 istiyorum. Bakın at, at D6 C8 gelemiyor şu an. Yani bu piyon düşecek. Fil A6 oynarsa B3 bu piyonlara dokunamıyor gördüğünüz gibi. Çok kuvvetli bir piyon yapımı oluşuyor. B6 ve A5'i alacağım. Çok güzel bir konum beyazlar için. At A6 düşünmüştük bir de. Kale E8 yerine at A6 oynarsa. Buna da ben kale E7 aklıma gelmişti. Kale D8 tarzı bir şey yaparsa yine fil F4. Fil E3 ile B6'ya basmak istiyorum. B3 süreceğim. C4'ümü isteyemeyecek hiçbir zaman. Şimdi B6 piyonu bir hedef olacak her zaman. Bunu düşünmüştüm. Bu oynanabilecek bir konum diye düşünmüştüm. Tabii ki burada at C7, fil D6, kale C8. Kötü hamle. Çünkü kale E7'den sonra artık kazanç oluyor. Burada bizim düşüncemiz at çarpı D5 aldığında E5 alırsak at D5'e fil D5 alacak. Ters renkli filler. B6 A5'i düşürme fikrim evet var. Ama o da A4'ü alacak. Berabere şansı olabiliyor. Şimdi at D5'e kale B7 alırsam bu sefer kale A4 alacak. Tabii ki fil olduğu için biraz daha iyi gibi gözükebiliriz ama A4 istekte B3'te korursam B3 istekte kalacak. Aktif taş elde etti siyahlar. O yüzden at çarpı D5 aslında doğru hamle. At E8 çok kötü hamle. At E8'e fil F4. Burada fil F4'ünü beğenmemiş. Fil A3 öneriyor. Fil F4'de şah F8 çok kötü hamle. Şimdi kale C4'de kale E8 düşünmüştüm ben. Bunu neden beğenmiyor anlamadım. Şah G7'ye D6. Ne yapacak bunu düşünmüştüm. Fil C6 oynarsa kale C8 oynuyorum. Ha, kale F4 öneriyor. Kale C6. Kale A4. Bir piyon öndeyiz ama berabere şansı var. Evet. Ya bunu zorlayacağız artık. Bunu oynayacaktık. Tabii ki rakibimizin hatası bizleri mutlu etti. Şah F8 kale B'ydi ve terk etti. Şimdi kale C4 alamıyor. Çok basit bir kazancım var. Fil H6. At G7'ye D6. Kale B8 mat istiyorum. Bir de kale B8 şah çekip G7'yi alıyorum. İkisi de kazanıyor. Şah G8 oynarsa da kale B8. Şah H7 oynarsa kale E8 bile alabilirim. Veya burada bu konuda D6 da ilgimi çekiyor ama kale F4 D7 kale D4 oynuyor. Burada belki basitçe file 3 oynayıp devam edebiliriz. Bu ama güzel gibi ya. Sanki bu kazandıracak bize gibi duruyor. Yani burada terk etmeyebilirdi, oynayabilirdi. Ama bu konum beyaza kazanç. Bir piyon öndeyiz zaten. Rahat bir konum oldu. Evet arkadaşlar, dediğim gibi izlenme ve beğenilme lütfen çok olsun artık. Biraz artalım kanal olarak. Ben de biraz kanalla ilgilenmeye karar verdim. Canlı yayınlara başladım biliyorsunuz. Canlı yayın yapıyorum. Şimdilik bir tane çekim. Çok feci yandım. Bilmiyorum gözüküyor mu videoda kameradan. Her tarafım sızlıyor. Bugün biraz sahil kenarında oturduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.